أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله لا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Adnan Damar hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu güzel Kur'an tilaveti için. Değerli müminler, Bursa'da olmak güzel. Osmanlı'nın ilk başkentinde olmak güzel. Hele Bursa'nın kalbi olan böyle güzel bir mabette olmak daha güzel. Ve o Osmanlı'nın torunları olarak bizi ecdadımızla rapt eden, onların dedelerimizin uğrunda mücadele ettiği günümüzde Kur'an hakikatlerini dünyaya ilan eden bir büyük üstadın 55. vuslat yıl dönümünde onu anmak ve anlamak üzere burada olmak daha da güzel. Cenab-ı Hak günümüzü hayretsin inşallah. Programımızı hayırlara vesile kılsın. Hocalarımız Mevlid-i Şerif okuyacaklar. Kur'an-ı Kerim'den böyle gönlümüzü cilalayan bölümler bizimle paylaşacaklar inşallah. Ama programımızın açış konuşmasını sözlerin en güzeliyle Kur'an'la açtık. Bursa Bediüzzaman Platformu adına Mustafa Yılmaz beyefendi yapacak. Hocam buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem cemaat, değerli hazirun, Bediüzzaman Hazretlerinin vefatının 55. yıl dönümü münasebetiyle başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun âli ve ashabı, eyme-i müştehidin, müştehidin, evliya, asfiya, ulema, sulaha, şühedanın ve haseten Bediüzzaman Hazretleri ve onun ahirete irtihal eden bütün talebelerin ruhlarına ithaf edilmek üzere Kur'an tilavet edilecek, Mevlid-i Şerifler okunacak ve Hatmi Şeriflerin de duaları yapılacak.
Bu vesileyle uzaktan yakından teşrif eden siz değerli cemaatimize, hanımefendilere, beyefendilere şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu program Dost TV tarafından naklen yayınlanıyor. Bursa ve Bursa dışındaki illerde, hatta Türkiye dışındaki bazı ülkelerde şu anda dinlenme imkanı, izlenme imkanı var. Bediüzzaman Hazretleri, asrın müceddidi, üç devir yaşamış. Padişahlık, meşrutiyet, cumhuriyet, kendi ifadesiyle eski Sait, yeni Sait ve üçüncü Sait devreleri. Bu üç dönemde ve devrede de layıkıyla anlaşılabilmiş denilemez. Padişahlık ve meşrutiyet dönemlerinde kendisini anlamayanların gadrına uğradı. Cumhuriyet döneminde kendisini anlamak istemeyenler, yaşayışlarına uygun görmeyenler, felsefi zihniyetleri açısından ters görenler ve resmi ideolojilerine aykırı görenler tarafından da zulme uğradı. Çileli fakat bereketli 83 yıllık ömrü içerisinde o çileli hayatın meyvesi olarak 6000 sayfanın üzerinde 130 parçadan müteşekkil Risale-i Nur külliyatını semere verdi, bizlere hediye etti. Cenab-ı Hak hepimizi istifademizi inşallah buyursun, istifade etmeyi nasip etsin. Bediüzzaman Hazretleri çok yönlü bir şahsiyet. Toplumun her kesimine hitap ediyor. Gençlere gençlik rehberi, ihtiyarlara ihtiyarlar risalesi, hanımlara hanımlar rehberi, hastalar risalesi ve kalbinden, ruhundan rahatsız olanlara tabiat risalesi ve diğer eserleriyle bir iman külliyatı, yani ihlasla yoğrulmuş bu külliyatın bütün insanların her kademesine, her seviyesine hitap ettiğini ve herkesin de ondan istifade ettiğini görüyoruz. Şu anda sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerlerinde adına kürsüler kurulmuş, ensüler açılmış, eserleri birçok ülkenin dillerine çevrilmiş ve o ülkelerde adına sempozyumlar, paneller, konferanslar verilmekte ve dolayısıyla bugün dünya onu tanımakta. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri'ni bu manada fazla tanıtmaya gerek yok. Ben zamanımızın darlığını da göz önünde bulundurmak suretiyle kısaca Mevlid ve Mevlidlerle ilgili bazı bölümleri onun eserlerinden takdim ettikten sonra şu anda Mevlid'in seyrini ve sunumunu yapacak olan değerli kardeşim Dost TV programcısı Seyfettin Bulut kardeşimize mikrofonu devredeceğim. Bediüzzaman Hazretleri biliyorsunuz genelde Mevlid denince aklımıza gelen Süleyman Çelebi Hazretleri'nin Vesiletün Necat adlındaki eseridir. Süleyman Çelebi Hazretleri bu caminin imamı idi bundan 600 küsur sene önce. Ve 60 yaşındayken bu eseri yazmış idi. Bir bakıma manzum bir siyer kitabıdır bir yönüyle. Arapça, Farsça, Kürtçe, Türkçe birçok mevlitler yazılmış
ama bunlar arasında Vesilet-ül Necad'ın, yani şu anda bir bölümü okunacak olan Mevlid'in daha başka bir yeri vardır. Bediüzzaman Hazretleri Mevlid'le ilgili, özellikle Mevlid'i yazan Süleyman Çelebi Hazretleri ile ilgili Mektubat adlı eserinde şöyle diyor: Mevlid-i Nebevi ile Miraciye'nin okunması gayet nafi, faydalı ve güzel bir adettir ve müstahsen, beğenilen bir adet-i İslamiyedir. Belki hayat-ı içtimai İslamiyenin gayet latif ve parlak ve tatlı bir medarı sohbetidir. Belki hakaiki imaniyenin envarını ve muhabbetullah ve aşk-ı nebeviyi göstermeye ve tahrike ve müheyyiç ve müessir bir vasıtadır. Cenab-ı Hak bu adeti ebede kadar devam ettirsin ve Süleyman Efendi gibi mevlid yazanlara Cenab-ı Hak rahmet etsin, yerlerini Cennetül Firdevs yapsın. Amin. Yine Bediüzzaman Hazretleri Mevlid'le ilgili bir tavsiyede de bulunmakta. Yine Mektubat adlı eserinde der ki: Mirac-ı Nebeviye'deki maceralardan birisi Cenab-ı Hakk'ın Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a karşı muhabbeti münezzehesi, sana aşık olmuşum tabiriyle ifade edilmiş. Şu tabirat vacib-ül vücudun kutsiyetine ve istinai zatisine manayı örfi ile, bizim anladığımız, bildiğimiz mana ile münasip düşmüyor. Madem Süleyman Efendi'nin mevlidi rağbet-i âmmeye mazhariyeti itibariyle o zat ehli velayettir ve ehli hakikattir. Elbette ira etti, yani gösterdiği mana sahihtir dedikten sonra genişçe bu mananın izahını yapıyor ve sonunda da şu cümleyle tamamlıyor. Bununla beraber madem bu tabir şe'ni rububiyete münasip olmayan manayı hayale getiriyor, yani ben sana aşık olmuşum tabiri şe'ni rububiyete münasip olmayan manayı hayale getiriyor, en iyisi şu tabir yerine ben senden razı olmuşum denilmeli diye böyle bir tavsiyesi de var. Ben sözü fazla uzatmıyorum. İnşallah Mevlid'in bundan sonraki seyrini ve sunumunu Seyfettin kardeşimize takip edeceğiz. Buyurun. Evet, Bursa Bediüzzaman Platformu adına konuşan Mustafa Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Değerli müminler, Mevlid birçok bölümden oluşuyor. Tamamını okumayacağız efendim. Her Mevlid arasında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak. Efendim, Mevlid'in ilk bölümü tevhid bölümüdür. Bu zamanda en büyük tehlike şirktir, gizli şirktir. Tabiatı ilahlaştırmak, efendim, sebepleri ilahlaştırmak, nedensellik prensibiyle sonuçları sebeplere atfetmek. Üstad Bediüzzaman hayatı boyunca Kur'an'ın bu temel esası olan tevhid hakikatlerini eserlerinde dile getirmiştir. Onun mensur olarak açıkladığı ve çağımız insanına sunduğu hakikatleri manzum olarak Süleyman Çelebi Mevlid'in ilk bölümünde, tevhid bölümünde dile getirmiş. Efendim, Süleyman Çelebi'nin halefi, bu caminin İmam Hatibi Tahsin Karanfil hocamız Mevlid'in tevhid bölümünü efendim okuyacaklar. Hocam buyurun.
Efendim mevcudat. Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa'ya salavat. Allah adını zikredelim evvela vacip oldur. Cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvel ana her işi asan eder Allah ana. Allah adı olsa her işin önü. Herkese biter, olmaya anın sonu her nefeste. Allah adın demedim. Allah adıyla olur her iş tamam. Bir kez Allah dese aşk ile lisan dökülür cümle günah misli hazan. İsmi pakin pak olur zikreyleyen her murada. Erişur Allah diye. Aşk ile gelim di Allah diyelim. Derd ile göz yaş ile birdir ol birliğine şek yokdurur. Gerçi yanlış söyleyenler çok durur. Cümle alem yok iken ol var idi yaratılmıştan. Gani cebban idi var iken ol ya
sakinin şu melek. Arşu ferşu aygın hem nühfelek. Sun ile bunları olan eyledi birliğine. İkrar eyledi. Ol dedi bir kere var oldu cihan. Olma derse mahvolur ol demem aman. Aman ya Kerim Allah. Bani ne hacet kılavuz sözü çok. Birdir Allah, andan artık ilah yok. Ey azizan işte başlar söze bir vasiyet, kılarız evvel size ol vasiyet. Giderim her kim tutam mis gibi kokusu canlarda tüten. Hak Teala rahmet eyle ya ana, kim beni ol bir dua ile ana. Her ki diler bu duada buluna, Fatiha ihsan ede ben koluna. El Fatiha. Evet, Ulu Cami İmamı Tahsin Karanfil hocamıza teşekkür ediyoruz. Diline sağlık, gönlüne sağlık. ...1876 yılının baharında Nurski Bidlis diyarında vakti seher civarında cihana buyur dediler. Bir çocuk ki çocuklara benzemez, hiç ağlamaz, pek ihtimam istemez. Onu gören hayretini gizlemez. Bu çocuk serapa uğur dediler. İlim meclisleri dar geldi ona. Bir sadık rüyada daldı ummana. İcaz-ı Kur'an'ı bütün cihana en gür sada ile duyur dediler. Şarka gitmiş, garbı gezmiş nush için. Medrese ile mektebi hem sulh için. Hizmet-i imana, nef-i ruh için bu dünyada eden bulur dediler. Açıldı Kur'an'ın hazineleri, saçıldı aleme defineleri, lem'aları, şuaları, sözleri, haza Risale-i Nur, Nur dediler. Yıl 1960, Urfa'da figan, irtihal eylemiş Bediüzzaman, usulüne, ufulüne ağlıyordu Asuman, Refik-i Âlâ'ya gitti dediler. Evet, 55. vefat yıl dönümünde Üstad Bediüzzaman Mevlidinde Bursa'nın kalbi olan Ulu Camimizde birlikteyiz.
Programımızın bu bölümünde yine Kur'an-ı Kerim'den bir aşırla gönüllerimizi inşallah aydınlatacağız. Ali Keleş Hocam, Ulu Cami'nin müezzinlerinden. İmam, affedersiniz. Efendim, buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين خاتون محمد آنسي
Ol sadeften doğdu aldır danesi, çünkü Abdullah'dan oldu hamile. Vakit erişti heftem eyyam ile, hem Muhammed gelmesi oldu yakin. Çok alametler belirdi gelmeden. Ol Rabi'ul evvel ayın nicesi, 12. gece isneyin, gece isneyin gecesi. Ol gece kim doğdu al hayrul beşer anesi. Anda neler gördü neler, dedi gördüm ol Habibin anesi. Bir acep nur ki güneş pervanesi. Ben korup çıktı evimden Nagihan, göklere dek nur ile doldu cihan. Gökler açıldı, ufet oldu zulem. Üç melek gördüm elinde üç alem. Biri meşrik, biri mağrib de anın. Biri damında dikildi Kabe'nin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. İndiler gökten melekler, saf geldi huriler bölük bölük bur yüzleri. Nurundan evim doldu nur, şefaat ya Resulallah. Hem hava üzere döşendi bir döşek, adı sündüz döşeyen anı melek. Yarılıp divar çıktı Nagihan. Üç bile huri bana oldu ayan, çevre yanıma gelip oturdular. Mustafa'yı birbirine muştular.
diğer oğlun gibi hiçbir oğul yaradılan cihan gelmiş değil bu gelen ilmiyle dün sultanıdır bu gelen uğruna tendeki canım fedadır ya Resulallah. Kur'an'da senin adın nidadır ya Resulallah. Kabe'den putları söken sensin, küfrü dipten yıkan, arzum, arzum ellerinden akan sudadır. Ya Resulallah, hasretinle yaktın bu aciz canı, dinmiyor hicranım ya Resulallah, ben neyleyeyim sensiz cihanım, zatına hayranım, aman ya Resulallah. O gece on gecedir ki ey şerif nur ile alemleri eyler latif. Bu o gece dünyayı ol cennet kılar. Bu gece eşyayı hak rahmet kılar. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Bu gece şadan olur erbabu dil. Bu gece ya fe'lena ya Resulallah, rahmeten lil alemindir Mustafa, hem şefiul müzribindir Mustafa. Vasfını bu resme tertip ettiler, ol mübarek nura tergib ettiler. Amin eyder çuvak doldu tamam, kim vücuda gele ol hayrul enam. Susadım gayet hararetten katı,
sundular bir cam dolusu şerbeti. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Şerbeti karşımda tuttu huriler, bunu sana danak idi ve hem soğuk idi. Lezzeti dahi şeker de yok idi. İçtiman oldu cismi nura gark. Edemezdim kendimi nurdan fark. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala gel di bırak kuş kanadıyla revan, arkamın sığadığı kuvvetle hemen. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Doğdun saatte un sultanu din, nur agark oldu semavatü zemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Hatta tenalu cenneten ve ne'ime. Salatu ve selam aleyke ya Resulallah. Salatu ve selam aleyke ya Habiballah. Salatu ve selam aleyke ya seyyidel evveline vel آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب العالمين، حبيبين أديبين peygamberimiz, şefaatçimiz, rehberimiz, önderimiz, iki cihan güneşi Hazreti Muhammeden il Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin doğum anına hürmeten ve tazimen ayağa kalktık. Ya Rabbi, o yüce peygambere salatu selamlar getirdik, bizleri onun şefaatine nail eyle. Livaül hamd ismiyle müsemma sancağı altında haşreyle. Ya Rab, bugün vefatının 55. yıl dönümü münasebetiyle zatının ve onun yolundan gidenlerin ruhlarına ithafen Kur'an ve Mevlüt okuduğumuz merhum Said Nursi Hazretlerinin mekanının makamının cennet olması temennisiyle duamızın kabul olması için, Allah rızası için el Fatiha. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın veladetini, doğumunu dile getiren Veladet Bahri'ni okuyan Abdullah Yiğit hocamıza teşekkür ediyoruz. Diline gönlüne sağlık hocam. Bu güzel sesinizle inşallah nice yıllar bu camide böyle gönülleri neşelendirirsiniz. Değerli müminler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum kutlu doğum olarak her yıl kutlanıyor. Çünkü onun doğumu bütün insanlığın ikinci kez doğumuna sebep olmuştur. İnsan için iki önemli gün varmış. Bir, doğduğu gün. İki, niçin doğduğunu anladığı gün.
Bu yeniden doğmak, yeniden doğmayan, yani niçin doğduğunu anlamadan yaşayanlar için birinci doğum da önemini kaybeder. Hayat onları kısa zamanda bunaltır, sıkar ve doğduğuna pişman edermiş. Onun için Peygamberimizin doğumu, tüm insanlığın yeniden doğması için Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olmuştur. Bütün insanlığın, insanlığa olan bir lütuf. Akşam burada Merinos Kültür Merkezi'nde bir panel vardı. Yurt dışından da, işte Ürdün'den Memun Cerrar Hocam, Profesör efendim, İngiltere'den Colin Turner ve ülkemizden değerli ilim adamları katıldılar. Dünya barışı ve Bediüzzaman'dı konu. Çok güzel sunumlarda bulundular. Hakikaten bugün dünyanın, İslam dünyasının başta olmak üzere barışa ihtiyacı var. Ve dünya barışının kodlarını Üstad Bediüzzaman eserlerinde dile getirmiş. Ama madem Peygamberimizin mevlidi okundu, Bernard Shaw diye bir İngiliz var. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor, insanlığın kurtarıcısıdır demek insanlık için bir borçtur. Bu yeni dünyaya ancak onun gibi birisi gelse dünya barışını temin edebilir. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zatıyla tekrar gelmeyecek ama onun getirdiği hakikatler yaşıyor, Kur'an yaşıyor. Kıyamete kadar zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. İnşallah Kur'an'ın gençleşen ve her geçen gün daha iyi anlaşılan hakikatleri dünya barışını tekrar sağlayacaktır diye ümit ediyoruz. Evet, şimdi Mevlid'in Miraç bahsi. Yine Ulu Cami müezzinlerinden Mustafa Filiz hocamın güzel sesiyle Miraç Bahri'ni dinleyeceğiz. İnşallah hepimizin bir miracı vardır, böyle ruhlarımız oradaki dizelere eşlik ederek Rabbimizin katına yükselecek. Ey Allah'ım, beni senden ayırma. Ey Allah'ım, beni senden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Seni sevmek benim dinim, imanım. Seni sevmek benim dinim, imanım. İlahi söyleşürken Cebrail ile kelam geldi, ref ref önüne verdi selam. Aldı ol şahı cihanı ol zaman, sidreden gitti ve götürdü hemen. Bir feza oldu Adem'de ruhnuma. Ne mekan var anda, ne arzu sema. Kim ne halidir ne mali olma. Hal
aklı fikir etmez, o hali fehmü hal. Refalı bol şaha yetmiş bin hicab. Nuru tevhid açtı vecihinden nikâb. Her birisinden geçerken ile ruh emrolundu ya. Ya Muhammed gel beru. Yürü ki senindir bu gece sohbeti sultan, senindir bu gece ermedi evvel gelen bu devlete, kimse layık olmadı bu rifate. Çünkü kamusun görüp geçti öte, vardı erişti ol ulu hazrete. Ya Resulallah inayet kıl, perişanım bugün. Hazreti Cirin'le vallah sine sultanım bugün. Bu bisiminden efendim yanmada canım bugün. Merhamet kıl, tut elimden, mahzunu hicranım bugün. Yaptım masiyete, işlediğim günahlara gayet pişmanım bugün. Ya Resulallah rahmettir vücudun aleme, bisetin için tacı izzet giydirildi Adem'e. Gözlerimden yaş yerine kan gelir hiç uyku girmez dideme. Desti irşadınla lütfet bir ilaç et sineme. Kıl kerem Allah için muhtaç dermanım bugün. Yaptım masiyete, işlediğim günahlara gayet pişmanım bugün. Sana layık kullarınla hemdem et, ehli derdin sohbetine mahrem et. Hem Süleyman fakire rahmet et,
yoldaşın iman makamın cennet et. Ya ilahi kılma bizi dallin. Bu duaya cümlenizdeyin amin. Olsun aline dahi eshabına tabi'in ensar hem ahbabına ümmetinden razı olsun olmayın rahmetullahi aleyhim ecmain. Evet, Abdullah Yiğit hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Değerli müminler, Üstad Bediüzzaman'ın sağlığında tabii kendisi çok çile çekmiş, çok sıkıntılar çekmiş. Barla'da Risale-i Nurları yazarken kırlara çıkıyor. Büyük ruhlu küçük Ali diye bir genç ona katiplik yapıyor. Ya arkasından kendimiz yazıyoruz, kendimiz okuyoruz diyor. Ne olacak bu gidiş? Birden Bediüzzaman ona dönüyor arkasına. Kardeşim diyor, ben bu Kur'an hakikatlerini dünyaya okutturacağım, merak etme diyor. Evet, şimdi Risale-i Nurları Diyanet İşleri Başkanlığı basmaya başladı. İşaret-ül İcaz tefsirini bastı. Diğer eserleri de basacak inşallah bundan sonra. Dünyanın dillerine de tercüme edildi. Bütün dünyada okunuyor. Bu dersler esastır. Her insanın en önemli meselesi ebedi hayatını kurtarmaktır. Yolculara vesika vermek, seyahat için vesika vermek bir vazife olduğu gibi, ebed tarafına giden yolculara da hem vesika hem nur vermek öyle bir vazifedir ki hiçbir vazife onun kadar ehemmiyetli değildir. Her insanın, hepimizin en önemli meselesi ebedi hayatımızı kurtarmaktır. Bir insanın ahiretini kurtarmak, bütün insanların dünya hayatlarını kurtarmaktan önemli bir hadisedir. Çünkü bütün insanların ömür yılları toplansa bir insanın ahireti kadar yapmaz. Dolayısıyla bütün hayatını işte hem kendi imanımızı kurtarmak hem de ehli imanın ahiretlerini kurtarmak için vakfettik diyen, öyle bir davaya hayatımızı vakfettik ki güneş gibi parlak, cennet gibi güzel ve saadet-i ebediye gibi şirindir diyen bir büyük alimin, üstadın ölüm yıl dönümündeyiz. Ders esastır. Kısa bir ders dinleyeceğiz. Ezan okunuyor. Ardından duaya geçeceğiz inşallah. Evet, buyurun hocam. Oradan da yapabilirsiniz. Evet, hocamın da bahsettiği gibi Bediüzzaman Hazretleri 19. söz, 19. mektup ve 25. sözde hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem de Kur'an'ın mucizeliğinden bahsediyor. Harika, şaheser bir eser. Ben buradan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili kısa bir bölümü sizlere takdim edip sizli kaynağına havale edeceğim inşallah. Birinci reşa, Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarif var tarif edici. Birisi şu Kitab-ı Kebir-i Kainat'tır ki bir nebze şehadetini 13 lema ile Arabi Nur Risalesi'nden 13. dersten işittik. Birisi şu Kitab-ı Kebir-i Kainat'ın ayetül kübrası olan Hatemul Enbiya aleyhissalatu vesselam'dır. Birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şimdi şu ikinci bürhan-ı natiki olan, konuşan bürhan olan Hatemul Enbiya aleyhissalatu vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet, o bürhanın şahsı manevisine bak Peygamber Efendimiz'in. Sathı arz, yeryüzü bir mescit. Mekke bir mihrap. Medine bir minber. O bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bütün ehli imana imam.
bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin serzakiri. Bütün enbiya hayattar kökleri, bütün enbiya evliya onun taravetler semereleri, taze meyveleri. Bir şecere-i nuraniyedir ki her bir davasını mucizatlarına istinad eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Zira o aleyhissalatü vesselam la ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler aynı kelimeyi tekrar ederek icma ile manen sadakte ve bil hakki natakte derler. Evet, biz de her gün her an bunu diyoruz, değil mi? Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müddiaya parmak karıştırsın? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahs-ı manevisi dedi. Şahs-ı manevisinden ne anlıyoruz? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ahval ve evsafı siyer ve tarih suretiyle beyan edilmiş. Fakat o evsaf ve o ahval-i galibi beşeriyetine bakar. Halbuki o zat-ı mübarekin şahs-ı manevisi ve mahiyeti kutsiyesi o derece yüksek ve nuranidir ki siyer ve tarihte beyan olunan evsaf o bala kamete uygun gelmiyor. O yüksek kıymete muvafık düşmüyor. Çünkü sebebu kelfail sırrınca her gün, hatta şimdi de bütün ümmetinin ibadetleri kadar bir azim ibadet sayfeyi kemalatına ilave oluyor. Nihayetsiz rahmet-i ilahiyeye nihayetsiz bir surette nihayetsiz bir istidat ile mazhar olduğu gibi her gün hadsiz ümmetinin hadsiz duasına mazhar oluyor. Ve şu kainatın neticesi ve en mükemmel meyvesi ve Halık-ı Kainat'ın tercümanı ve sevgilisi olan o Zat-ı Mübarek'in tamamı mahiyeti ve hakikat-ı kemalatı siyer ve tarihe geçen beşeri ahval ve etvara sığışmaz. Mesela Hazreti Cebrail ve Mikail iki muhafız yaver hükmünde Gazve-i Bedir'de yanında bulunan bir Zat-ı Mübarek çarşı içinde bedevi bir Arap'la at mübayasında, at alışverişinde münazaa etmek, bir tek şahidi olan Huzeyfe'yi şahit göstermekle görünen etvarı içinde sığışmaz. İşte yanlış gitmemek için her vakit mahiyeti beşeriyeti itibariyle işitilen efsaf-ı adiye içinde başını kaldırıp hakiki mahiyetine ve mertebe-i risalette durmuş nurani şahsiyet-i maneviyesine bakmak lazımdır. Yoksa ya hürmetsizlik eder veya şüpheye düşer. Şu sırrı izah için şu temsili dinle. Mesela bir hurma çekirdeği var. O hurma çekirdeği toprak altına konup açılarak koca meyvedar bir ağaç oldu. Hem gittikçe tevessü eder, genişler, büyür. Veya tavus kuşunun bir yumurtası vardı. O yumurtaya hararet verildi, bir tavus civcivi çıktı. Sonra tam mükemmel, her tarafı kudretten yazılı ve yaldızlı bir tavus kuşu oldu. Hem gittikçe daha büyür ve güzelleşir. Şimdi o çekirdek ve o yumurta ait sıfatlar, haller var. İçinde incecik maddeler var. Hem ondan hasıl olan ağaç ve kuşun da o çekirdek ve yumurtanın adi küçük keyfiyet ve vaziyetlerine nispeten büyük ve âli sıfatları ve keyfiyetleri var. Şimdi o çekirdek ve o yumurtanın efsafını ağaç ve kuşun efsafıyla rapt edip bahsetmekte lazım gelir ki her vakit aklı beşer başını çekirdekten ağaca kaldırıp baksın ve yumurtadan kuşa gözünü tevcih edip dikkat etsin. Ta işittiği efsafı onun aklı kabul edebilsin. Yoksa
bir tir bir dirhem çekirdekten 1000 batman hurma aldım. Ve şu yumurta cevvi asumanda kuşların sultanıdır dese tekzip ve inkara sapacak. İşte bunun gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeriyeti o çekirdeğe, o yumurtaya benzer. Ve vazife-i risaletle parlayan mahiyeti ise şecere-i tuğba gibi ve cennetin tayr-ı humayunu gibidir. Hem daima tekemmüldedir. Onun için çarşı içinde bir bedeviyle niza eden o zatı düşündüğü vakit refrefe binip Cebrail'i arkada bırakıp Kab-ı Kavseyn'e koşup giden zat-ı nuranisine hayal gözünü kaldırıp bakmak lazım gelir. Eğer böyle yapılmazsa, yoksa ya hürmetsizlik edecek veya nefsi emmaresi inanmayacak. Rabbim inşallah Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hakiki mahiyetiyle tanıyıp ona ittiba etmeyi bizlere lütfeylesin inşallah. Huzur bulur bugün seninle alem. Ey bu asırda rahmeti alem Risale-i Nur. Sürür bulur bugün seninle Adem. Ey bir rahmeti alem Risale-i Nur. Bu hasta gönüller çoktan perişan. Varsa sende eğer Lokman'dan nişan. Bir şifasın gel ey mahbubu zişan. Ey cilve-i rahmeti alem Risale-i Nur. Meylimiz yok yalancı bir dünyaya, son verdik biz bid'alara, riyaya, kapılmayız öyle kuru hülyaya, ey bir hakikati rahmeti alem Risale-i Nur. Armağansın çünkü asil millete, düşmeyelim bir gün bile zillete, götür bizi şanlı büyük devlete, ey misali rahmeti alem Risale-i Nur. Nurdan kanadın, hem sağlam kolun var. Senin nurdan hakka giden yolun var. Kabul et bir kemter seyfi kulun var. Ey bu asırda rahmeti alem Risale-i Nur. Değerli müminler, ezan-ı Muhammed'i okundu. Aslında son aşır ve duayı namaza bir an önce geçelim diye namazdan sonraya bırakacaktık ama cenaze varmış. Dolayısıyla duayı bu caminin, Ulu Cami'nin eski İmam Hatibi Mehmet Erdoğan hocam yapacak. Onun duasıyla 55. vefat yıl dönümünde andığımız Üstad Bediüzzaman hakkında düzenlediğim bu mevlidi bu duayla bitiriyoruz. Cenab-ı Hak iman ve Kur'an yolundan bizleri ayırmasın. İnşallah. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin ve la udvane illa alel zalimin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna nes'elüke bi esmaike ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, ya Ferdu ya Hayyu ya Kayyum, ya Hakemu ya Adlu ya Kuddus, bi hakkı ismikel azam ve bi hakkı ayat-ı fırkanikel ahkem, salli ala seyyidina Muhammedin Resulikel ekrem. Allahümme inna nes'elüke bi esmaike ya Rabbena, ya İlahena, ya Seyyidena, ya Mevlana, ya Nasırena, ya Hafizena, ya Kadirena, ya Razıkena, ya Delilena, ya Mughisena. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul aman, hallisna minen nar. Allahümme Rabbena, hallisna ve ecina ve neccina minen nar. وعافنا واعف عنا وادخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفك يا مجير بفضلك يا غفار ونسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد حسنات محمد بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله قل هو الله ما شاء الله تبارك الله تعالى الله توكلنا على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم
Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdina ve veffikna ilal hakkı ve ila tarikin müstakim. Bi berekati khatematil Kur'anil azim. Ve bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Allahümme zeyyinna bi zineti khatematil Kur'anil azim. Ve şerrifna bi şerafeti hatmil Kur'anil azim. Ve afina min kulli belâid dünya ve azâbil âhireti bi hurmeti khatematil Kur'anil azim. Ya Erhamer Rahimin ve ya İlahel Alemin. Senin rububiyet saltanatının uluhiyetine karşı bizler aciz kullar olarak itaat ediyoruz. Senin rahmetine karşı, kutsiyetine karşı Sübhanallah diyerek, Allahu Ekber diyerek, Elhamdülillah diyerek seni ilan ediyoruz, seni tasdik ediyoruz, sana iman ediyoruz. Çünkü sen ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun ayetiyle bizleri sana kulluk yapalım diye, seni tanıyalım diye, sana ibadet edelim diye yarattın. Bizler aczimizle, fakrımızla, kusurumuzla sana kulluk yapmaya gayret ediyoruz. Kusurumuzla yapmış olduğumuz ibadetleri, taatleri derya izzetinde kabule karin eyle ya Rabbi. Okunan hatmi şerifleri ve Mevlid-i Nebeviye'yi esasında getirilen salavat-ı şerifeleri, aşr-ı şerifleri ve yapılan dersleri dergâh-ı uluhiyetinde kabule karin eyle. Hasıl olan ecir ve sevapları evvela mahşerde herkes, bütün peygamberler dahi nefsi nefsi dedikleri zaman ümmeti ümmeti diyerek ümmetinin imdadına şefaatiyle koşacak olan ve dünyaya geldiği zaman ümmeti ümmeti diyerek bizlerin kurtuluşu için her türlü meşakkate katlanan, bizim için hayatını feda eden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ruhlarına hediye ediyoruz, sen vasıl eyle ya Rabbi. O Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ki avucunda küçücük taşlar zikrediyor. Avucuna aldığı taşları toprağı düşmana attığı zaman düşmanı bozguna uğratıyor. Aynı avucunun parmağıyla ayı iki parça ediyor. Aynı avucunun parmaklarından çeşme gibi su akıtıyor. Aynı eliyle hastalara dokunduğu zaman onlara şifa ihsan ediyor Cenab-ı Hakk'ın izniyle. Böyle bir zatın arkasından gitmek, onun sünnetine tabi olmak, onun şefaatine mazhar olmak için elbette bize gerekli. Böyle bir zatın ruhuna hediye ediyoruz. Kabule karin eyle ya Rabbi. Vesair peygamberani izam ve Resul-i Kiram aleyhissalatü vesselam hazretlerinin ruhlarına da hediye eledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Ali ezvacı tahirat, eshab-ı güzin, ensar-ı muhacirin, eyyime-i müçtehidin, rızvanullahi teala aleyhim ecmain hazretlerinin ruhlarına da hediye eledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Evliya ve arifin, müridin, mensubin, gaddesallahu ervahahum hazretlerin ruhlarına da hediye eledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Bilhassa 55. sene-i devriyesini idrak ettiğimiz ve bu vesileyle toplandığımız Bediüzzaman hazretlerinin ruhlarına da hediye eledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. O Bediüzzaman ki her türlü meşakkate katlanmış, 83 senelik hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum diyerek bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında, memleket hapishanelerinde
ve memleket mahkemelerinde geçti diyerek memleket memleket sürgüne yollanan, çekmiş olduğu eza ve cefalar karşılığında kendisine bu eza ve cefaları yapanlara beddua dahi etmeyen, onların imanlarının kurtulması için at üstünde risale yazan, cephede risale yazan, hapiste hücrede risale yazan, bu kadar meşakkatlere katlanmak suretiyle Risale-i Nur külliyatını bizlere hediye eden zatın da ruhuna hediye ediyoruz sen vasıleyle ya Rabbi. Ve onun talebelerinden ahirete iltihal etmiş cümle kardeşlerimizin, abilerimizin ruhlarına da hediye ediyoruz sen vasıleyle ya Rabbi. Burada amin diyen cemaatimizin, ahirete irtihal edenlerinin ruhlarına da hediye ediysen vasıleyle ya Rabbi. Cümle Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına da hediye ediyoruz sen kabul eyle, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ve ya Rabbes semavati vel arazin, ya Haliki ve ya Haliki külli şey, gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla, bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teskir eden kudretinin, iradetinin, hikmetinin, hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle. Matlubumuzu, isteklerimizi bizlere musahhar kıl. Bize ve cümle mümin kardeşlerimize imanı kamil ve hüsnü hatime ihsan eyle. Ya Erhamer Rahimin, Bediüzzaman Hazretleri bu külliyatı hazırlarken hiç kimseden hediye almamış. Hiç kimseden sadaka almamış. Hiç kimseden zekat almamış ve hizmetini şaibe altında bırakmamıştır. Ve ihlasla, yani hizmetini maddi ve manevi hiçbir şeye alet etmeden ömrünün sonuna kadar devam ettirmiştir. Aynı vasiyeti talebeleri olan bizlere de vasiyet etmiştir. Bizler aczimizle, fakrımızla Risale-i Nur külliyatını İfrat ve tefritten uzak olarak istikamet dairesinde tam manasıyla muhakemeli ve muvazeneli bir şekilde okuyamadık. Anlatamadık, yaşayamadık. Sen bizlere Risale-i Nur külliyatını muhakemeli ve muvazeneli bir şekilde, ifrat ve tefritten uzak bir şekilde okuyup anlayarak, başkasını anlatarak güzelce ayna olmayı nasibi müyesser eyle ya Rabbi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Hazreti Davud Aleyhisselam'a dağı ve demiri, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şems ve kameri teskir ettiğin gibi kalplerimizi, akıllarımızı Kur'an ve iman hakikatlerine hizmetkâr eyle. İslam alemindeki kargaşayı def-ü raf eyle. Müslümanlar arasında fitne sokanları kahru perişan eyle. Planlarını kendi aleyhlerine makus eyle. Memleketimize hizmet edenleri hizmetlerinde daim eyle. Onlara yardım eyle. Hizmetlerine yaparken engel olmaya çalışanları kahru perişan eyle. Bizleri kendine kul kabul eyle, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizleri emanette emin kıl. Elfü elfü salatin ve elfü elfü selam aleyke ya Resulallah. Elfü elfü salatin ve elfü elfü selam aleyke ya Habiballah. Elfü elfü salatin ve elfü elfü selam aleyke ya emine vahiyillah. Amin bi hurmeti seyyidil mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.